Merhabalar, ben Sıla ve bugün sizlerle bir kitap eleştirisi mi diyelim, kitap yorumlaması mı diyelim, benim kısaca övdüm mü gömdüm mü dediğim bir video serisine yeni bir video çekiyoruz. Bugün ele alacağımız kitap Mahvedici'nin Aşkı ve bundan bahsetmeden önce birazcık böyle anti duyar konuşması yapmak istiyorum. Bu video gerçekten böyle kaba saba bir video olacak. Çünkü gerçekten hani şu kitabı düzgün bir dille, düzgün bir üslupla anlatabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden rahatsız olacak ya da ailesinin yanında izleyecek veya herhangi bir şekilde hani sıkıntıya düşebilecek insanlar varsa lütfen videoyu kapatsınlar, sonra izlersiniz veya izlemek istemiyorsanız hiç izlemezsiniz. Çünkü çok doluyum. Gerçekten çok doluyum. Belki kötü bir şekilde, kötü bir üslupla da yapmayacağım bu videoyu. Şu an bilmiyorum ama göreceğiz. Anti-duyar konuşmamı yapmak istiyorum. Ön sözü okuduğumda şöyle bir şey gördüm. Zeynep ablam bana kötü bazı şeyler yazanlara cevap verdi ve bana çok destek oldu gibi bir ön sözle karşılaşıyoruz. İşte ön sözün bir kısmı bu. Yani bu da ben bundan en azından şeyi çıkarttım. Bu kitabın yazarı küçük yaşta birisi. Şeyden Durmaz diye bir yazarımız var ve bu yazarımızı gerçekten tanımıyorum. Araştırmaya çalıştım. Hiçbir yerde hakkında pek bir bilgi yok. Belki de ghostwriter'dir bilmiyorum ama hani Instagram hesabı varmış, kapatılmış. O yüzden hiçbir şekilde stalklayamadım. Yaşını bilmiyorum. Neyin nesidir bilmiyorum. Nasıl bir kafa yapısıdır. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki bu kitabı troll olarak yazmıştır. Ve bu videoyu izlemeye başladığında kahkahalar atmaya başlamıştır. Bilmiyorum ama genel olarak şu an benim kafamda tasarladığım şey bu yazarın küçük olması. O yüzden yazara kitap boyunca pek yüklenmeyeceğim. Yine de yükleneceğim tabii ki ama daha çok böyle sinir olduğum başka şeyler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Küçücük kızın yazmış olduğu şeye mi laf atıyorsun, 19 yaşındasın, sen manyak mısın gibi hani böyle şeyler de yazmayın diye bunu baştan söylüyorum. Çünkü en azından karşımda bir yetişkin görebilsem en azından onu yargılayabilirim. Ama çocuk olduğu zaman ve çocukların böyle şeyler düşündüğünü gördüğüm zaman daha çok triggerlanıyorum doğal olarak. Ama yine de tabii ki ona çok fazla yüklenmemeye çalışacağım. Şimdi kitabımızdan birazcık bahsedelim. Mafyacığın Aşkı. Elim ayağım titriyor gerçekten. Umarım bu videoyu sinir krizi atlatmadan kapatabilirim. Kapakla başlamak istiyorum. Sanki kitabın içeriği çok doğruymuş gibi. Konumuz mafya, mafyacığın aşkı. Şimdi hani yine relatively çöp olan mafya kitaplarında genelde böyle janti giymiş, takım elbiseli bir mafyamız olur böyle. Karşısındaki kadın da böyle zarif bir elbise giymiş olur. Beyaz olur, siyah olur, güzel bir elbise giymiş olur ve ikisinin böyle birbirine şey baktığını görürüz. Bunun binlerce örneği vardır sanırım bizde. Ama burada sebepsizce bu kapakta kırmızı pantolon giyen ve Converse giyen bir mafyamız var. Okey, belki gerçek hayatında çok kasmıyordur öyle takım elbise falan ama hani neden? Onu da geçiyorum. Kızımızın giyim tarzına değinmek istiyorum. Şort etek mi artık? Bir şey giyiyor. Etek olabilir, şort olabilir. Bilmiyorum, bir şey giyiyor ve Converse tercih etmiş. Kızımızın giyiminde hiçbir sıkıntı yok ama şöyle bir şey var ki en azından kapak tasarımcısı arkadaşa seslenmek istiyorum. Yeni bir baskı yaparsa ki inşallah yapmaz ama hani şunu bir düzeltin abi. Çünkü böyle bir şey yok. Böyle bir şey asla ve asla yok. Kitabın içinde böyle bir şey giydiğinde kız bu eleman, şu kırmızı pantolonlu kekomuz gelip buna müdahale ediyor ve bunun giymesini engelliyor. Yani böyle bir şey yok. Kapağa bunu koyamazsın öyle istediğin gibi. Koyarsan da yargılanırsın yani, kusura bakma. Bu daha bir başlangıç arkadaşlar. Çünkü kitabı daha girmedik. Kitaba da gireceğiz şimdi. Olay bir mafyanın bir garson kız görüp onu çok beğenip, ya ben kitapta bazı yerlerin altını çizdim şöyle görün. Hiç umurumda değil kitaba zarar gelecek mi gelmeyecek mi. Altını çizmekle ilerleyeyim iyisine. Çünkü kitabın olay örgüsü o kadar pat pat pat, pat hızlı ilerliyor ki yani. Sadece söylemek istedim. Alıntıyla başlıyorum. Poyraz mafyamızın ismi, Masal kızımızın ismi. Poyraz diyor ki bir garson kız vardı, güzeldi. Yani ben hayatımda hiç böyle bir kız görmedim. Diğer kızlara benzemiyor. Ece gibi, o da masum. Ece kardeşi. Kot bir şort giymiş ve üstüne de beyaz bir gömlek, bir de beyaz Converse. Lan o şort çok kısa. Daha ilk defa görüyorsun bir kızı, bir garsonu. Sana yemek söyleyecek kız, getirecek yemeğini verecek. Ve ilk düşündüğün şey lan o şort çok kısa mı oldu gerçekten? Ve bir, hani kızın masum olduğunu nasıl anladın? İki, o şorta karışma hakkını sen nerede buldun? Üç, çok garip bir diyalog değil mi?
tahmin edebilirsiniz. Bilmiyorum. Umarım küçük yaştadır da diyeceğim ama diyemiyorum da. Çünkü yani küçük yaşta değilse de bir problem var ortada. O belli. Anlamıyorum. Gerçekten. Yazarı keşke stalklayıp gelebilseydim. Yani bilmediğim için şu an. Sonra masalın ağzına dönüyoruz. Şey diyor. İşte sevgilisi bunu bırakıyor. Hiç kimsem yok. Bir tane arkadaşım bile yok diyor. Sonra aynı paragrafın ikinci cümlesinde sadece Eda var. O da en iyi arkadaşım. Her şeyde yanında oldu diyor. Dude. Yani sadece küçük bir mantık hatası. Bu çok küçük bir mantık hatası. İrdelemek isteyenlerin naçizane. Ama hani hiç kimsen yoktu lan. Arkadaşım var işte. Allah Allah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında 14. sayfada bu olayı anlatmam lazım ama size. Çünkü naçizane güzel bir. Her naçizane dediğimde bir şat atar mısınız? Poyraz kızı gördü, çok masum olduğunu düşündü ve beğendi ya. Daha hiçbir şey olmadı onun dışında. Ve kızı bayağı beğeniyor. Arkadaşlarına falan söylüyor işte. Çalışanlarına söylüyor. Ben bu kızı çok beğendim falan gibisinden. Sonra kızla tanışmıyorlar. Kızla tek muhabbetleri bile geçmedi. Ve Poyraz diyor ki, yani ben her akşam uyuduktan sonra onun odasına kadar giriyorum. Yanağından öpüp biraz da onu seyredip gidiyorum. Ne? Onu sadece şu açıdan yargılayacağım. Düşünsenize, garsonluk yapıyorsunuz ve orada gördüğünüz bir adam, ona servis açtığınız bir adam sizin evinize giriyor ve sizi öpüp koklayıp her gece gidiyor. Abi bu gerçekten creepy değil mi? Bir tek bana mı creepy geliyor? Hani bu sahnenin yazılış amacı tamamen romantik olsun diye ama bana mı bir tek creepy geliyor? Ki özellikle de şöyle küçük yaştaki bir kız eğer ben öyle varsayıyorum. Hani bu tarz bir şeyden hoşlanacak mı gerçekten? Hani çok korkunç değil mi? Ne bileyim, benim kızım olsa, büyük konuşmak da istemiyorum ama benim bir kızım olsa ve böyle bir hikaye yazsa ve basılsa garip bir şekilde bir açar kitabı, ne diyor la bu diye okurum. Hani hiç mi okumadınız, hiç mi şey yapmadınız? Kızınız nasıl bir şeyden hoşlanabilecek, bunu yazmış buraya hani. Ben burada ürperiyorum, ben yardım etmek istiyorum. Siz hani hiç mi? Bilmiyorum abi, çok garip geliyor gerçekten. Sonra bakın, bir sayfa geçmiş. Diyor ki, tamam sen kimsin? Ben Poyraz Aydemir, hani şu mafya olan kızımız masalın ağzından okuyoruz. Ay ben kendimi nerelere vuram? Abo bir de mafyaya çattık, kesin kes çek beni. Yok lan, onların kesmeyle işi yok, direkt kafaya sıkıyorlar. Bir de direkt yazmış. Direkt de değil. Çok uyuz olurum buna. Ha, kitapta en küçük uyuz olduğum şey bu arada. Yani hiçbir şey aslında bu ama gerçekten bir mafyayla karşılaşsanız abo kesecek beni diye mi düşünürsünüz? Dönüp arkanıza koşmaya mı başlarsınız? Abi ben çünkü ikincisini yapardım. Aklı senin bir insan en azından başarabilirse bir kaçmayı dener. Bir de kitap üslubu dediğimiz bir şey var. Adabı vardır kitap yazmanın. Bu mu yani senin üslubun? Bu mu? Abov mu? Gerçekten mi? Hani kesin kes çek beni bir de. Samimi olmaya da çalışıyor bak. Yani o kadar kötü ki, gerçekten o kadar kötü ki. Bugün sabah uyandığımda karşımda bir böcek vardı. Ters dönmüş ve şu kadar falan da abartmıyorum. Gerçekten o kadardı. Fotoğrafı var, şuraya bir yere koyarım hatta. O böcekten daha kötü bu kitap. Çok kötü. Gerçekten hani senaryo dersi alıyoruz üniversitede ve Yiğit Hoca var işte. Senaryolarımızı okuyan kişi Yiğit Hoca zaten, hocamız o. Ve eğer bizim hikayelerimizi böyle okuyorsa, yani bu kadar eziyetse, gerçekten bunun kadar kötüyse okunmanın eziyeti varsa, ben dersi bırakmak istiyorum Yiğit Hoca. Gerçekten bu işkence size yapamam. Çünkü ben bu kitabı okurken ağlayacaktım ya. Gerçekten şu an bile ağlayacağım. Çok kötü. Yiğit hocama da buradan selamlar bu arada. Eğer gerçekten böyle işkenceler çekiyorsa şu an yaptığım mesleğe karşı saygım bir 10 kat daha fazla artmış olabilir. Ve sonra devam ediyorum. Evet, yine yazarımızın yaşının küçük olduğunu kanıtlayan bir alıntı. Serum yiyor birisi. Serumun içine yemek gibi bir şey, yani ilaç katıyorlar ve o kişi bitkin düşmüyor. Wow. Eğer 15 yaşından büyükseniz veya 15 ne ya, hasta bir çocuksanız 10 yaşından bile büyükseniz, yani serumun nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz ve hani kitabın da bizi gerizekalı yerine koymasına da gerek yok. Hani serumun ne olduğunu eminim ki çoğumuz biliyor burada. Çok küçükseniz hadi belki bilmiyor olabilirsiniz ama genel olarak hani bunu da yazmazsın be. Devam ediyorum. Ha, bu şey değil, çok komik bir alıntı değil.
Ha bak şey var şurada. Sinirlenip soru işareti koymuşum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Mafya ama o kadar kötü biri değil. Masal diyor bunu. Ve bunu derken size abartmıyorum. İki kere tokat attı Masal buna. İkisi de Ahu diye bir kızın yüzünden hani çok alakasız bir şekilde Ahu bu evden gitsin diyorlar şak diye bir yapıştırıyor falan böyle saçma sapan sebeplerden. Tokat attı. Kızı kaçırdı. Hani o da var tabii. Ve kötü biri değilmiş. Hiç sorun değil abi. İnsan kaçırıyor diye herkes kötü mü yani? Uzaylı da olsa insan insandır. Sonra bir sayfa sonrasında bakın bir sayfa sonrasında diyor ki ay 2 gün sonra evleniyorum hem de Poyraz'la çatlayın kızlar o benim. Eğer gerçekten paralel evrenlerin birisinde böyle bir kitaba dair bir evren varsa ve gerçekten bu evren yaşanıyorsa Poyraz'la evlendiğini kıskanan her kız umarım çatlar. Bu ne abi? Bu ne? Gerçekten umarım bu kitap şaka için yazılmıştır ve şu an ben şakayı anlayamadığım için ben kötü olan kişiyimdir. Çünkü komik değil. Komik değil şu an. Hiç değil. Çıldırmama son 10 dakika var bu arada. Sonra 40. sayfaya geliyoruz. Hani demişti ya hayatımda bir tek Eda var diye. Eda'ya dair iki şey biliyoruz. Bir, hayatında kimse yok ama Eda var ve her şey yanında olmuş. İki de bu diyalog. İşte gerçek dost diyor. Eda'nın daha ismi az önce geçti. Ve bir önceki alıntıda ama onda da Eda ile ilgili herhangi bir kişilik özelliğinden bahsedilmedi. Eda'yı ilk defa görüyoruz şu an bu sayfa. İşte gerçek dost. Eda çok iyi yani biraz rahat biri ama çok iyi dost. Sevgilisiyle birlikte olması onun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Eda'nın bir sevgilisi olduğunu şu an öğreniyoruz bu arada. Hani bu satırda az önce öğrendiniz. Ve ne alaka oğlum? Ne alaka lan? Ben gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Ben bu videonun sonunda gerçekten kafayı yiyeceğim. Editsiz mi koysam bu videoya acaba? Hepimiz çıldırsak mı direkt? Gerçekten kafayı yiyeceğim. 5. bölümde Poyraz yine bana tokat atıyor. Yine Ahu'dan dolayı muhtemelen hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Beynimin o kısmını buna kullanmak istemiyorum. Diyor ki tokat atıyor kıza. Sonra bu gidiyor Masal Allah'a şükür. Sonra Poyraz diyor ki beni köpek gibi süründürecek. Ah bir de tokat attım. Bittim ben. Değil 3 gün 1 yılda zor ikna ederim. Bana teyzenden niye korkuyorsun demeyin yani koskoca mafya. Bunu diyen de mafya. Ama teyzenin tersi çok kötü. Hiç acımaz. Çeker vurur. O derece psikopat işte ne yapacağım? Gerçekten ne yapacağım yazıyor bu arada. No joke yani hani şey değil. Ne yapacağım falan ya da ne bileyim. Ne yapacağım değil. Ne yapacağım. Böyle konuşan erkek yok bir kere dünyada. Duymasını isterim yazarın. Hani böyle konuşan birisi varsa da en azından mafya olamaz. Çünkü ne yapacağım gibi bir şey diyen... Ya belki olur, belki gevşek bir mafya bahsettiğimiz kişi ama bir mafya şeyine göre, stereotipi mi denir ona? Ona göre, Yiğit hocam çok özür dilerim bu videoyu izliyorsan. Ona göre bu olmaz yani. Bu olmaz abi. Bu hatayı düzeltirsen sevinirim. Sadece bu hatayı düzeltirsen huzura kavuşacağım. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bu adam ikinci kere beni kaçırıyor ama yakışıklı çocuk ya diyor Masal. Okey. Sonra bir tane kız geliyor. Şimdi bu kadın kim? Bana neden sarıldı? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Tamam, sustum. Şu neydi? Dördüncü duvar mıydı? Üçüncü duvar mıydı? Deadpool'un açtığı bir duvar var ya, karakterin bizimle diyalog kurması veya filmlerde genelde hani kameraya bakıp göz teması kurması. Bunda sürekli o duvar aşılıyor. Hani bir aşılır, iki aşılır, Deadpool gibi yaptıysan okey çok güzel de aşılır. Ama bu değil abi. Tamam, sustum da demesin karakter bize. Çok çirkin, 2008 konuşuyor gibi ya. Gerçekten ben niye bu kadar sinirlendim onu da bilmiyorum. Aslında çok haklı değil miyim? Siz de şu an sinirleniyor musunuz bu videoda? Ben mi gereksiz triplere girdim? Ya aslında hiçbir beklentim de yoktu kitaptan bu arada. Şey diye aldım kitabı. İğrenç bir kitap olduğunu bildiğim için hani okurum, eğleniriz. İşte videosunu çekerim, yine eğleniriz. Olursa bir güzelinden linç yeriz. Onunla da eğleniriz. Kafasıyla okumaya başlamıştım. Sonradan cehennemin ortasına düştüğümü fark ettim gerçekten. Ve çıkamıyorsunuz da bataktan. Hani daha kötü ne kadar olabilir ki diye okumaya devam ediyorsunuz. Lütfen hani almayın şu kitabı lütfen. Çünkü sizi böyle bir çukura şey yapmak istemem. Bakın o kadar sayfa geçiyor bir şeyin bile altını çizmemişim. Vazgeçmişim artık hani beynim akarak okuyorum muhtemelen. Ama sonunda
81. sayfada bir alıntım var. Poyraz ve Masal'ın efsanevi romantik böyle Leyla ile Mecnun sahnelerini falan unutun. Best romantic scene ever. Kızım bak benim sevgilim falan olmaz. Ben kızları tek gecelik kullanırım diyor Poyraz. Masal da diyor ki peki ben? Masal sen farklısın. Hadi uykum var benim. Best romantic scene ever yemin ediyorum. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada kitabı geri dönüşüme atacağım bundan sonra. Kimse de bana ver geri dönüşüme atma demesin. Çünkü atacağım abi. Bunun bir dünyaya faydası olması lazım. Bunun için kesilen ağaçların ruhunu dindirmek için, o ruhundaki ağlamayı dindirmek için bunu ben geri dönüşüme atacağım. Eğer sizin elinizde varsa ve böyle yıllar sonra bak kızım, bak oğlum diye doğacak çocuklarınıza bu çirkin şeyi göstermek istiyorsanız yapmayın abi. En azından geri dönüşüm yapalım. Kurtulalım yani. Sonra yine bir süre boyunca pes etmişim. Ve sonra şöyle bir şey var. Kitabın sayfasını altını çizip karaladım. Çünkü videoda bu kısımdan bahsetmeyi çok istiyordum. Triggerlandım sonra kitabın şurasına kadar okudum. Şunu okumadım yani. Pek bir şey fark ettirir mi bilmiyorum ama şey oluyor işte. Çocuğu doğuyor falan. Bu yani. Şimdi okuyorum size bu sahneyi. Kız, öncesinde bunun şeyini, background'ını size açıklamam lazım. Kızla Poyraz, Masal'la Poyraz yemeğe gidiyorlar. Evlendiler artık ve Poyraz diyorum. Masal bir tulum giyiyor. Beyaz bir tulum, işte kısa bir tulum. Ama tatlı bir tulum anlattığına göre. Ve daha sonrasında da Poyraz işte buna bir kızıyor. İşte niye giydin bunu, niye yaptın, böyle mi gezeceksin falan falan diye. Sonra kız ya ne olacak hadi gidelim falan diyor, gidiyorlar. Sonra Masal'a bir adam bakıyor böyle, uzaktaki Masal'a bir adam bakıyor, göz kırpıyor falan. Sonra Masal da hani bunu şey yapıyor, görmezden geliyor. Ama sonrasında Poyraz bunu yakalıyor. Sonra şöyle bir diyalog geçiyor. İşte adam diyor ki karını o zaman yarı çıplak gezdirmeseydin yanında, ben bakarım tabii açtıysa falan diyor. Sonrasında da bunlar çıkıyorlar mekandan ve şu diyalog geçiyor. Seni dışarı çıkarmak hata zaten. Lan bu üstündeki ne ya? Adam haklı maşallah mal meydanda. Sonra Masal diyor ki ya benim ne suçum var? Bana niye kızıyorsun ki? Adam baktı. Sonra Poyraz diyor ki açmazsan bakmaz. Maşallah mal meydanında bunun ya. Dude, bakın şerefsiz mallamamak için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten çok çok böyle hani anksiyete krizleri geçirerek okudum ve şu anda muhtemelen bunu yaşayacağım. Bakın bunun yazarı kadın ve şu an hani kişisel kişi, yani isim vere vere söylemeyeceğim ama bunun 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi bunun yapım aşamasında çalışan kadın. Bunun, bu yazarın eğer ölmediyse, eğer bir şey olmadıysa Allah korusun inşallah olmamıştır. Bir de annesi var bu yazarın. Ve bunların hepsi kadın. Ve siz şu an bak 2015'te çıkmış bir kitap bu. Kadın cinayetlerinin de o zamanlar çok da böyle olduğu bir dönem. Biliyorsunuz zaten yaşadığınız o dönemleri. Ve kadınlar dışarıya çıktıklarında normal nasıl giyindiğini falan siktir et. Gerçekten şu an çok sinirliyim. Küfür ettiğim için çok üzgünüm ama öyle çıktıklarında bile bir hani korkuyorlar abi, arkalarına bakıyorlar, korkuyoruz hani ne olacak, bir şey olacak mı, hani bunu giyebilir miyim, giysem bakarlar mı, böyle korkular yaşayarak çıktığımız sokağa bir dönemde bir kadın yazar ve bunun emrinde çalışan, burada çalışan 5-6 kişi bu kitabı okuyor ve bu sahneye kimse, bir kişi bile abi bunu yazmasak mı, bunu yayınlamasak mı demiyor mu? Bakın edebi eserlerin herhangi bir şeyi anlatmasına hani karşı çıkamazsınız. Mesela atıyorum The Woodsman'ı izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz izleyin. Bir pedofilin hayatını anlatır ve filmin sonunda siz pedofiliyi harbiden kabullenirsiniz, beğenirsiniz. Yani gerçekten neden yaptığını anlarsınız. Bir bağ kurursunuz onunla. Açıklayamam. İzlemeniz lazım onun için. Ama burada geçen diyalog ve bu kitabın yaş kitlesi ve bu kitabın anlatmaya çalıştığı, size şey yaptığı, böyle size kazandırmak istediği şey şu. Size birisi açık giyinme diyorsa sizin iyiliğinizi istiyordur. Ha, o iyiliğinizi istemesine rağmen siz hala öyle giyiniyorsanız o zaman kusura bakmayın. Tabii ki bakar çünkü açmazsan bakmaz. Maşallah mal meydanda bunun ya. Gerçekten hani, gerçekten şu alıntıyı gördükten sonra ben bu kitabı parçalayacak gibi oldum. Sonra dedim ki, dün oldu bu arada, dün okudum kitabı, bitirmedim. Gerçi kaç sayfa kalmış? 10 sayfa, 9 sayfa kalmış bitirmeme. Bitirmedim.
Bunu gördükten sonra ben burada söylemek istiyorum. Bundan sonra ben ne bu? Yayın evi destek, genç destek. Destek yayınlarıyla genç destek farklı mı bilmiyorum ama farklıysa onu bir araştıracağım. Ben genç destek adına konuşayım. Destek adına çünkü araştırmadan bir şey söyleyemem ama bir daha ben genç destekten bir kitap okumayacağım arkadaşlar. Siz ne yaparsınız, yapar mısınız, yapmaz mısınız gerçekten bilmiyorum ama en azından ben bilinçli bir vatandaş olarak ve o kadar öldürülen, şehit edilen diyelim kızımız, kadınımız olmasına rağmen ben bu kitaba, ben bu insanlara destek veremem paramla. Buna aldığım için bile kahroluyorum şu an. Gerçekten hani bir dakika bekler misiniz? Küfredip geleceğim. Gerçekten bir saniye. Geldim. Bir tık daha rahatlamış ama yine de sinir bozucu hissediyorum. Gerçekten hani ne denebilir bilmiyorum. Şunu ya hani kimse mi bak? Birkaç kişi de var yazım aşamasında ön sözümde teşekkür ettiği. Hani abi kimse mi ya? Bir kişi bile düşünmedi mi gerçekten hani edebi bir şekilde yazılmış bir roman olsa ve altyapısı olsa bu sahnenin tamam ama bu sahnenin yazım sebebini size açıkladım romantik olsun diye. Ya umarım yazara böyle bir şey hiçbir zaman başına gelmez. İnşallah hiç kimsenin böyle bir şey başına hiçbir zaman gelmez. Ama ülkemizde bu kadar yaygınken bu gidip de küçücük çocuklara bunu mesela atıyorum kaç yaşında gidip de 20-25 yaşında olan birisinin aa mafyacığın aşkı okuyayım diyeceğini düşünmüyorum ben kitapçıda falan görse. Bunun yaş kitlesi de küçük insanlar arkadaşlar. Hani okursa bunu 12 yaşındaki bir kız okuyup beğenebilir. Okursa bunu 10 yaşında bir erkek okuyup beğenebilir. Bunu bunlara empoze edemezsiniz abi. Bu kadar basit hani bunu romantik olarak gösteremezsiniz. Ben küçükken hatırlıyorum Kurtlar Vadisi izliyorduk mesela ve ben Kurtlar Vadisi'ni izlerken gerçekten Polatçılık falan oynuyorduk kuzenimle. Bayağı o Mehmet oluyordu, ben Polat oluyordum falan. Hani maksimum erişeceğimiz kötü alışkanlık buydu ve insanlara siz burada tacizi, tecavüzü meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz ya. Gerçekten hani iğrenç bir şey, midem bulandı okurken. Daha bir de bitmedi, yanımda da alıntı var. Gerçekten midem bulandı, şu anda çok kötüyüm gerçekten hani. Editte de bir de daha bunu izleyip bir daha sinirleneceğim. Sonra da diyor ki sen de artık kapıdan dışarı burnunu uzatmayacaksın, dışarı çıkmayacaksın diyor masala. O da diyor ki ya bana ne, benim ne suçum var, ben hapis hayatı yaşayamam. Sonra da diyor ki öyle bir yaşarsın ki. Sonra da diyor ki Poyraz lütfen saçmalama. Hayır masal, ben doğru olanı buz batmana kadar yapmam gerekeni yapıyorum. Bütün bir evde ne yapacağım? Can sıkıntısından patlarım diyor masalda. O da diyor ki o da hiç sorun değil, çocuklarımıza bakarsın. Ben bir daha küfredip geleceğim. Yine geldim. Daha çok rahatlamış hissediyorum. Sonrasında sanırım ha, kitapta bir de anancılık yapıyor karakterimiz. Naçizane bir bilmek isterseniz yani. Aman Poyraz, aman diye bir kısım var. Sonra mesela espriler var kitapta. Bebeğiniz maalesef bebeğinizin düşük tehlikesi. Bu cümle ne lan? Bebeğiniz maalesef bebeğinizin maalesef düşük tehlikesi var. Ne yani benim bebeğim düşecek mi? Ya düşüp bir kafasını bir yere vurursa ay sonra babası gibi olmasın, çocuğum salak gibi olmasın demiş. Best midah ever. O kadar güldük ki ağlıyoruz şu an. Sonra ne oluyor? Başka bir yer var mı? Ha, bebeğimizin cinsiyeti ne biliyor musun? Neymiş? Yani tabii ki erkek. Çünkü erkek adamın erkek oğlu olur dedi. Hı, sen şimdi görürsün aşkım. Aa kızım bak senin baban erkek adam değil galiba dedim elimi karnına koyarak. Yani böyle bir kitap arkadaşlar. Mafyacının aşkı. Ben bu videoyu bitirir bitirmez ilk bulduğum geri dönüşüm kutusuna atacağım bu kitabı. Umarım oradan da biri görmez. Hatta o da alıp okuyamasın diye şöyle yırtıp falan. Hatta ben bunu burada yırtmak istiyorum ama gerçekten çok hani böyle şey oluyorum ya. Hani sonuçta ağaç kesilmiş ya şunun için. İğrenç bir kitap olsa da bir ağaç kesilmiş ya. Gerçekten of. Şu an ben gerçekten kendimi kötü hissetmeye başladım. Şaka değil gerçekten. Hani şu kitabı elimde daha fazla görmek istemiyorum. Umarım da hani bu şey de olmaz umarım. Hani yazarı bir şekilde bulup ona da saldırmazsınız. Veya herhangi bir sorumlusu olan bir kişiyi. Çünkü yani tek cevap vereceğimiz şey bence bunu okumamak olur. Hani bunu okumayıp hayatınıza sokmamak olur. Eğer bir gün karşılaşırsanız kitapçıda falan oturur arkadaşınıza açarsınız bu videoyu birlikte gülür eğilir, gülür. Güler eğilirsiniz.
Ama ben artık daha fazla dayanamıyorum. Bu kadar virüsle daha fazla karşılaşmak istemediğime karar verdim ve o yüzden de bu kitabı en yakın zamanda yok ediyorum. Bilmiyorum, ağlanacak halimize güldük galiba ama ben birazcık böyle içten içe de ağlamış olabilirim. Gerçekten hiç hoş değil. Umarım böyle kitaplar çıkmayı bırakır. Umarım bir daha böyle bir kitapla karşılaşmayız. Şu an böyle şey, çöp bidonu olmaya karar verdim. Gerçekten çöp bidonu olarak yaşamak istiyorum. Şarjım da bitiyor. Ağzına tüküreyim. Şarjı da bunun için harcadık. Neyse, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.